Merhaba teknisyenleri, bu videomuzda LG X-Screen adlı modeli detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, ben Erdem Pabukcan. Dediğimiz gibi LG X-Screen modelini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi X ailesi LG'nin yeni ailelerinden biri. X-Screen ve X-Cam olmak üzere farklı özelliklere sahip farklı iki cihazla karşımıza çıktı. Cam adından da anlaşılacağı gibi kamerayı önemli bir noktaya koyarken screen ise ikinci ekranı ile farklılaşıyor, rakiplerinden ayrılıyor. Biz bu ekranı daha önce görmüştük aslında. LG V10 modelinde de bu ekran karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Detaylı incelememize geçmeden önce hemen cihazın teknik detaylarıyla başlayalım. Cihaz 4.93 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. İkinci ekranın boyutu ise 1.76 inç boyutlarında. Snapdragon 410 işlemcisini kullanıyor cihaz. Grafik işlemci tarafında Adreno 306 mevcut. 2 GB RAM'imiz, 16 GB'lık dahil depolamamız da var. Kamera tarafında 13 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ön kamera tercih edilmiş. Son olarak cihazın batarya büyüklüğü 2300 mAh boyutlarında. Evet arkadaşlar, cihazın tasarımıyla incelememize devam ediyoruz. Tasarım anlamında aslında çok başarılı bir cihaz olmadığını söyleyebilirim. Şahsen ben tasarımını biraz sönük, rakiplerinin bir tık gerisinde buldum. Uygun fiyatlı bir cihaz, yaklaşık 1000 TL bandında bir cihaz. Plastik tercih edilmiş. Arka tarafta da cam görünümlü bir plastik kullanılmış. Çerçevede de plastik. Bu biraz aslında işte hem arka tarafın çizilmesine hem çerçevenin biraz ezilmesine olanak sağlıyor. Yani çok premium bir his vermiyor. Zaten 1000 TL'lik bir cihaz olduğu için aslında onu da çok aramıyorsunuz. Beni aslında üzen noktalardan biri ekran gövde oranı. Hemen onu söyleyelim. %65.4'lük bir ekran gövde oranı var. Hani bunun da nedeni gerçekten kalın çerçeveleri. Hem üstte hem altta hem de kenarlarda gayet kalın çerçeveleri var ki üstte ikinci bir ekran olmasına rağmen üst tarafta da çerçevelerin oldukça kalın olduğunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyeyim, inanılmaz hafif bir cihaz. Ben gerçekten ilk elime aldığımda pilinin olmadığını falan düşündüm. 120 gramlık bir ağırlığı var ki yani yaklaşık 5 küsur inçlerde bir telefon için oldukça hafif diyebiliriz. 7.1 mm'lik de bir kalınlığı var. Hani ince sayılabilecek bir telefon. Bunu belirtelim. Yani şunu söyleyelim arkadaşlar, fiyat segmenti için tasarımının bir tık daha iyi olabilirdi ama bir tık geride kalmış maalesef. Cihazın sağ tarafında power tuşumuz ve onun üstünde de SIM ve microSD kart slotumuz mevcut. Sol tarafında, sol üst tarafında ses açma kısmı. Cihazın en üst tarafında sadece mikrofon bulunuyor. Cihazın alt tarafında ise hoparlör, microUSB girişimiz ve jack girişimiz mevcut. Cihazın tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz hemen ekran ile devam edelim. Aslında dediğimiz gibi cihazın en ön plana çıktığı nokta kesinlikle ekran ama ana ekranı değil. Ana ekranı HD çözünürlükte, yani 720'ye 1280 piksel çözünürlüğünde 298 ppi'ye sahip olan bir ekran. Hani çok başarılı bir ekran olduğunu söyleyemem. Özellikle parlaklığını çok beğendiğimi söyleyemem. Daha parlak bir ekran olabilirdi. LG olduğu için IPS LCD bir panel kullanılmış. Aslında panelin kaliteli olduğu bir gerçek. Ama burada dediğim gibi asıl olay ana ekranda değil, ikinci ekranda. Zaten detaylarda göreceksiniz bunu. Yine bir imza ekranımız var. İstediğimiz şeyi yazabiliyoruz buraya. Bunun dışında Wi-Fi'ye, fenere, Bluetooth'a ve işte cihazın ses kısmına ulaşan çeşitli kısa yollar var ve bunun yanı sıra son kullanılanlar burada. Son olarak da kişiler ekleyebiliyorsunuz, favoriler oluşturabiliyorsunuz. Buradan hemen hızlı bir arama yapmak isteyenler için çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben daha önce LG V10'u da uzun süre kullandım. İkinci ekranın çok stabil çalıştığını, çok verimli çalıştığını söyleyebilirim. Özellikle kullanıcı deneyimi anlamında çok başarılı. Özellikle hani Samsung'un Edge ekranından daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Örneğin ekran kapalıyken bir Spotify'da müzik değiştirebiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler. Tabii Always On şeklinde çalışıyor. Yani siz burayı kapattığınızda üst tarafta hemen tarih ve saati görüyorsunuz. Buradan çeşitli değişiklikler yapabiliyorsunuz. Örneğin Wi-Fi açıp kapatabiliyorsunuz. Tabii bunu Always On kullanmak zorunda değilsiniz. Ayarlardan bunu değiştirebiliyorsunuz. Sadece ana ekran açık olduğunda da kullanılabiliyor. Cihazın ekran detayları bu şekilde arkadaşlar. İkinci ekranın piksel yoğunluğu ise 80x 520 piksel çözünürlüğünde, 1.76 inç yaklaşık büyüklüğünde, ana ekranında 4.93 inç olduğunu söylemiştik. Biraz yuvarlak rakamlar ama birleşince yaklaşık 5 küsürlük bir telefon oluyor. Zaten kasası da yaklaşık 5.1 inçlik bir telefonun kasasının büyüklüğünde diyebiliriz. Dilerseniz donanım ve performans kısmına geçelim arkadaşlar. Donanım kısmı ise şöyle arkadaşlar, 4 çekirdekli Snapdragon 410 işlemcisi kullanıyor. Zaten çok tanıdığımız, bildiğimiz bir işlemci, neler yapabildiğini zaten biliyoruz. Bir giriş işlemcisi bu, doğru. Zaten fiyatı da dediğimiz gibi uygun fiyatlı bir cihaz olduğu için bir giriş telefonunun yapabileceği her şeyi yapıyor. Oyunlarda olsun, normal günlük kullanımda olsun.
bir sıkıntı yaşamıyor. Benim tek üzen noktası aslında biraz yazılımla beraber üzen bir nokta. Örneğin cihaz ısındığında LG telefonlarında gördüğümüz bir özellik. Ekranın ışığını kısıyor ve sizin açmanıza da izin vermiyor cihaz soğuğana kadar. Maalesef bu belli noktalarda cihaz günlük kullanımda da hani sadece oyun oynarken, işte bir test yaparken, cihazı güncellerken değil de günlük bir noktada da bazen ısınıp ışığını kısabiliyor. Bu benim pek hoşuma giden bir özellik değil. Hani bu da artık yazılımın özelliklerinden biri. 2 GB'lık RAM'imiz, 16 GB'lık dahili hafızamız var. Grafik işlemci olarak ise Adreno 306 kullanılmış. Dediğimiz gibi hani sürekli oyun oynamak, muhteşem bir oyun performansı isteyen biri için kesinlikle uygun bir cihaz değil. Ama günlük işlerimi yapmak istiyorum, ara sıra oyun oynarım diyen bir kullanıcı için güzel bir alternatif olabilir arkadaşlar. Dilerseniz bir cihazla biraz oyun oynayalım, sentetik testlerinden bahsedelim, ısısını ölçelim ve geri dönelim. Evet arkadaşlar, LG X-Screen modelinin sentetik test sonuçlarıyla devam ediyoruz. Cihaz Antutu'da 27.675 puan aldı. BaseMark X testinde 2031 puan alan cihaz, aynı testin OS versiyonunda ise 170 puan alabildi. 3DMark testinde 4262 puan alan cihaz, yine grafik tarafını ölçen GeForce Bench testinde Manhattan'da maalesef error verdi. Off-screen Manhattan'da ise 1.8 FPS aldı. PCMark Work testinde 3982 puan alan cihaz. Son olarak Geekbench 3 testinde tek çekirdekte 470, çoklu çekirdekte ise 1424 puan alabildi. Evet arkadaşlar, cihazın oyun performansı bu şekilde. Şimdi kamera kısmıyla devam ediyoruz. Ana kamerada f2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksellik bir kamera kullanılmış. Hani 1000 TL'lik bir cihaz olduğunu düşündüğümüzde kamerasının idare ettiğini söyleyebiliriz ama kesinlikle çok başarılı bir kamera maalesef diyemeyiz. Günümüz standartlarını yakalıyor, rakiplerini yakalıyor çünkü artık 1000 TL seviyelerinde de çok başarılı kameralar görüyoruz. Kamera konusunda çok sizi üzecek bir cihaz değil ama sizi çok sevindirecek de bir cihaz değil. Bunu söyleyelim. 30 FPS 1080 yani Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz bu cihazla. Ön kamera ise 8 megapiksellik bir kamera. Renklerinin biraz soğuk olduğunu söyleyebilirim ön kameranın. Şahsen ben ön kamerasını pek beğenmedim. Yani aslında çok çok kötü bir ön kamera değil. Yani 8 megapiksel de kulağa fena gelmiyor ama 8 megapiksellik bir başarılı bir performans gösterdiğini söyleyemem ama biraz daha düşük, biraz daha işte görüntü renk ayarlarının başarısız olduğunu söyleyebilirim ama ana kamerası oldukça başarılı, en azından günümüz standartlarını tutuyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ve son olarak batarya kısmına gelelim. Batarya kısmı 2300 mAh değerinde değiştirilemeyen bir bataryası var. Maalesef hızlı şarj desteğimiz yok Snapdragon 410 da olsa içinde ama zaten çok da büyük bir batarya olmadığı için çok aramazsınız bu özelliği. Şunu söyleyelim, ben bataryasından oldukça memnun kaldım. Her zaman yaptığımız PCMark batarya testinde de yaklaşık 7 saatlik, 7 saat 5 dakikalık bir skor aldı ki şöyle söyleyeyim, 5 saatler bizim bu testimizde ortalama kabul edilebilecek saatler. 7 saat 5 dakika gerçekten ortalamanın oldukça üstünde, hani bir günü rahatlıkla götürebileceğiniz bir cihaz olmuş bu. Hatta 1,5 günlere, normal kullanımda yoğun bir kullanıcı değilseniz 1,5 günlere buradan gidebilirsiniz. Arayüzünün oldukça temiz olduğunu söyleyebilirim son olarak. Hani bu bataryanın başarılı olmasının nedenlerinden biri kesinlikle arayüz, çok güç tüketmeyen bir işlemci ve Full HD bile olmayan, yani 720p HD olan bir ekran olması. Bunlar bataryayı kesinlikle olumlu bir şekilde etkilemiş arkadaşlar. Hemen şunu da söyleyelim, siyah, beyaz ve pink gold, yani rose gold diyebileceğiniz pembe seçeneğimiz mevcut. Ben oldukça başarılı bir telefon olduğunu düşünüyorum bazı alanlarda. Örneğin ikinci ekran gerçekten
çok kullanışlı. Ben LG V10'da kullandığım süre boyunca bu ekranı çok keyifle kullanmıştım. Bu cihazda da aynı şekilde kullandım. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama bazı alanlarda geride kaldığını söyleyebilirim. Örneğin bu fiyat segmentinde artık Snapdragon 410'un çok üstünde işlemciler kullanılıyor. Bunun yanı sıra tasarımın çok daha iyi olduğu cihazlarda gördük. Cihazın artları eksileri bu yönde arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.